kadın demek çiçek demek. Kadın demek emek demek. Arkadaşlar hoş geldiniz Özen Deyze'nin kanalına. Arkadaşlar beni izleme, link atma unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar selam aleyküm. Hoş geldiniz kanalıma. Canım kardeşlerim, hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Arkadaşlar, bugün evin içinde oturuyorum. Bugün annem giller gezmeye gittim arkadaşlar. Halam giller, teyzem giller geldi. Onlarla babamı ziyarete gelmişler, annemi ziyarete gelmişler. Hep beraber oturduk. Oradan çekim yapacaktım arkadaşlar. Oradan çekim nasip olmadı. Evi geldim gari. Evden çek veren dedim. Bugün evin içindeyim arkadaşlar. Oğlan dedi anne hayvanlarla sabahtan ilgilendin şimdi sen ilgilenme dedi. Arkadaşlar eşim bana kırmızı karanfil alıvermiş. Herkesin bugün kadınlar gününü kutluyorum arkadaşlar. Herkesin Allah sağlık, mutluluk, sıhhat, güzel günler, güzel huzurlu günler versin inşallah. Şimdi bir tane karanfil getirmiş arkadaşlar. Şöyle göster veren. Şöyle şeyinden kopar veren. Mis gibi arkadaşlar. Çok güzel. Beni alıvermiş. Çok memnun oldum. Ben de bu karanfile siz saygıdeğer bacılarıma, kardeşlerime, ablalarıma, teyzelerime, küçüklerime, büyüklerime, hem gözlerinden, ellerinden, alnından öpüyorum herkesin. Bu karanfili sizlere ediyorum arkadaşlar. Bu karanfil sizlerin de kadınlar gününüz kutlu olsun. Arkadaşlar benim yeğenim de beni papatya koparıverip gelmiş. Diğer teyzesini getirmiş. Teyzeciğim kadınlar gününüz kutlu olsun diye. Onları da çok sevindim. Bugün bunları size. Bunlar benim için çok değerli arkadaşlar. Çok memnun oldum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Arkadaşlar bugün dedim size evin içinden çekim yap verem. Oturduğum yerden. Hem kadınlar günümü bugün ben de böyle kutlamış olan, değerli olduğumu hisseden bugün ben de arkadaşlar. Kusura bakma. Arkadaşlar, kadın demek çiçek demek. Kadın demek emek demek. Kadın mesela, kadınsız bir ev gerçekten kadınları çiçeğe benzetiyorlar. Çok doğru arkadaşlar. Şöyle bir şey. Ben bir gün evimde olmadığımı düşünüyorum. Yok olmuyor. Çocuğun bana ihtiyacı var. Eşimin bana ihtiyacı var. Hayvanlarımın bana ihtiyacı var. Her şeyin, evimin bana ihtiyacı var. Herkesin bana ihtiyacı var arkadaşlar. Ondan kadınsız ev çiçeksiz bir dala benzer arkadaşlar. Bence öyle. Kadınlar evin çiçeği, kadınlar evin aynası, evin temizliğinden tutun, evin işinden tutun. Hani her şeysini üstleniyorlar. Bir o değil. Para kazanma konusunda, idare etme konusunda. Erkeklerimizde hakkını yemeyelim. Onlardan da Allah razı olsun. Ben onun için değil mi? Bugün kadınlar özel konuşuyorum arkadaşlar. Ondan kadınlarınızın kıymetini bilin. Onlar çok değerli. Onlara bir çiçek gibi, bir gül gibi, nadide bir eşi benzeri olmayan bir hediye gibi düşünün arkadaşlar. Rabbimin en güzel hediyesi biz kadınlar. Kadınlarız diye düşünüyorum ben. İnşallah sizler de öyle düşünüyorsunuzdur. Ben öyle düşünüyorum arkadaşlar. Bu karanfili eşim hediye etti. Çok mutlu oldum. Onun beni bugün hatırlayıp bunu beni böyle hediye etmesi önemli. Ben de size hediye ediyorum arkadaşlar. Canı gönülden hediye ediyorum. Bütün kadınlar gününü kutluyorum arkadaşlar. Herkesin kadınlar günü kutlu olsun. İnşallah nerede sıkıntısı olan, üzüntüsü olan, inşallah kalpleri ferahlansın, işleri açılsın, işleriniz sevinç dolsun arkadaşlar. Mutlu olsunlar, mutlu olmayı hak ediyorlar. Annelerimizin de ellerinden öpüyorum, kadınlar günü kutluyorum. Dediğim gibi kadınlar evin çiçeği arkadaşlar, bence öyle. Yani ben evimizi gidiyorum, hani kendi babamın evini gidiyorum. Annemi gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum arkadaşlar. O da evimizin gülü benim annem. Kardeşimin evine gidiyorum.
Kardeşimi gördüğüm zaman mutlu oluyorum. Çünkü o evinin çiçeği benim kardeşim. Mesela her kadın evinin çiçeği bence. Kızım da öyle. Kızım da evinin çiçeği. Benim çiçeğim. Hani benim tarifi yok. En güzel çiçeğim arkadaşlar kızım. Ondan öyle dedim. Bugün de böyle yap verem dedim arkadaşlar. Bugün de böyle kutlayı verem dedim. Böyle mutlu oldum. Hep de oğladı şeyler koşturup da iş yapıp da şey edecek diye koşturacak halimiz yok. Bir günde böyle oldu. Arısarız bir sevgililer günde böyle kutlayı verdim. Özel günlerde ben de sizi böyle kutlayı veriyorum arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum. Mutluyum da eşim değer veriyor. Allah razı olsun. Herkesin eşinin inşallah herkes değer veriyordu. Bizim de evde babam annemi değer veriyor. Kardeşlerimin kocaları, eşleri değer veriyor. Ondan mutluyuz. Mutluyuz arkadaşlar. Ondan iyiyiz yani. Mutluyum. Sevinçliyim. Herkese Allah mutluluk, huzur versin. Arkadaşlar, bugün iki tane güzel bir an yaşadım. Eşim Kadınlar Günü diye beni karanfil almış arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Bir daha bir sürpriz daha varmış. Ama kesinlikle arkadaşlar görmedik. Özen teyzem görmedik. Bizi gösteri yapıyor değilsiniz diye üzülüyorum. Gösteren mi göstermiyor ama siz de benim bir parçam. Ben sizin bir parçanız olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Oğlum da küçük bir sürpriz yapmış. Anne dedi o kadar hakkın geçiyor. Her şeyi sen yükleniyorsun, babam yükleniyor mu dedi. Sen evimizin çiçeğisisin dedi. Kadınlar günün kutlu olsun anneciğim dedi. Beni küçük bir hal almış. Yani çam sakızı çoban armağanı. Bunu size göstermek istedim. Çok mutlu oldum, çok memnun oldum oğlumdan. Allah razı olsun. Herkese Allah'ım hayırlı evlatlar nasip etsin arkadaşlar. Gözünü yaş, ayağım taş değirmesin çocuklarımın, kızımın, oğlumun, damadımın, eşimin, ailemin, sevdiklerim ve sizlerin arkadaşlar. Şey oldu, çocuğum beni halalı vermiş. Hatta ben annem gelir gittim arkadaşlar. Geldiğimde odaya yazı vermiş. Gerçi ben evden badan olacak, boyanacak, temizlenecek işim çok. Soba yandı, ister istemez is oluyor. Ben bunlara rahatsız oluyorum arkadaşlar. Yaz vermiş, diğer alımı kaldırmış, bunu yaz vermiş. Çok mutlu oldum. Benim için çok değerli bir hediye arkadaşlar. Eşimden karanfil aldım. Bütün herkesin Kadınlar Günü kutluyorum. Oğlum da beni küçük bir jest yapmış. Benim için çok büyük bir jest. Halalı vermiş ve geldiğimde evin içine yazmış arkadaşlar. Annem gülerim oraya beni almaya geldi. Ondan sonra almaya geldi. Anne eve gideceğiz, eve gideceğiz. Hemen eğlenmedim ben de arkadaşlar. Ne oldu oğlum dedim. Hemen alacağız gidiyoruz. İçeri bile giymedi. Anne koyunlar ben bakacağım. Eğlenmeyelim. Yağmur yağacak dedi. Bir geldim odaya. Halıyı yaz vermiş. Çok sevindim arkadaşlar. Allah razı olsun. Ayağını taş gözünü yaş değirmesin Allah'ım. Allah'ım dallansın budansın çocuklarım. Allah acılarını göstermesin. Bütün annelerin babaların. Allah'ım sevdiklerimizden sınımasın arkadaşlar. Bizim çocuklarımız sizin çocuklarınız, bizim çocuklar, bizim çocuklarımız, sizin çocuklarınız arkadaşlar. Ondan ayaklarını taş değirmesin. Çok mutlu oldum. Bir göster veren sizler de arkadaşlar. Arkadaşlar, halım işte. Beni bu renk alıvermiş. Mesela mutfak dolaplan bilen bu renk diye. Herhalde şey yaptı, tahmin etti. Böyle bir hal alıvermiş. Laminantımı da uygun. Laminantımı da uygun arkadaşlar. Şöyle göster veren. Şöyle göster veren arkadaşlar. Şöyle. Şöyle göster veren. Ondan sonra şöyle yazı vermiş bana. Yazı vermiş. Evimizin içine yazı vermiş arkadaşlar. Şöyle. Şöyle yazıvermiş işte arkadaşlar. Çok mutlu oldum. Çam sakızı çoban armağanı beni hediye etti arkadaşlar. Çok sevindim. Allah razı olsun oğlumdan. İnşallah bütün annelerin babaların evlatları da hayırlı uğurlu olur arkadaşlar.
Hayırlı uğurlu olu. Arkadaşlar, sizi gösteriverdim. Özen Deyzeniz'in kanalından kucak dolusu sevgiler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, dostça kalın. Link atmayı unutmayın. Beni beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Allah sevdiklerinizden ayırmasın. Kadınlar gününüz kutlu olsun. Çocuklarınız Allah'ım gönlünüzü görüversin çocuklarınıza, eşlerinize, hayatınızdaki sevdiklerinize. Abone olmayı unutmayın, link atmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın arkadaşlar.